arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Erkenden çocuğu gönderdikten sonra kalktım, mutfağı temizledim. Çünkü market alışverişine gitmiştim ya dün. Gittikten sonra akşam Nur'un haftalık yemeğini yapmamıştım. Onun haftalık yemeğini yaptım. Alim'in lunch'ını hazırladım falan filan derken baktım saat 1 olmuş. Onları işte çocukları tabii uyutma aşaması da var. Biliyorsunuz ki yıka, işte giydir, yarın kıyafetlerini ayarla. O işleri yap falan derken mutfağa gel 11. Yemekleri hazırla, paketlere yani kutulara falan koyuyoruz, onlara falan koy derken cart cart. Yani 2 olmuş, inanın var ya 2'den sonra benim pil de bitti tabii ki, bir şey yapamadım. Sonra işte sabah erkenden kalktım, pırıl pırıl yaptım her yeri, davlumbaza kadar sildim. Onlar tamam, bir de kiler kaldı, bir de yerleri süpüreceğim, çamaşırları halledeceğim. Yani şimdi kendime bir kahve koydum, sonra dedim ki videoyu açayım. Temizlik yaparken açmadım, şimdi açayım. Oldu şu! Şimdi arkadaşlar, aslında nohut pişirmeyi planlıyordum ama nohutu bunu niye böyle içine doğru koyuyorsun diye dedim. Bu patlak da arkadaşlar dağılmasın sağa sola diye içine doğru koydurdum. Bunu poşete koydum. Yolda patlattım bunu. Efendim aşkım, efendim. Dur bir dışarı bunu çekme, Allah'a bekle. Gel. Tamam hadi gel. Evet, elini sürme aşkım. Elini sürme. Söyle bakayım. Hi guys de. Bak Aydın bak. Bak. Hi guys. What do you do in the oğlum hadi. What do you do in the morning de. Onları çok güzel söylüyor arkadaşlar. Onları çok güzel söylüyor. İçeri daldım. Hadi gel bak, ben sana ne vereceğim? Ne vereceğim Arslan'a? Gel. Aydın da gönderdiğimize göre. Bunları yerlerine yerleştireceğim. İşte dolduruyorum. Yavaştan. Nohut da pişirebilirim belki bugün. Ama bugün pişirmeyebilirim. Belki yetişmeyebilirim. Bugün kursum var arkadaşlar bir de benim. Kurs işleri de olduğu için. Ben bunları yıkadım. Ama var ya, su damlaları var, görüyor musunuz? Belli oluyor mu oradan bilmiyorum. Kendi kendine süzülerek kurutlar, su damlaları olmuş hep. Ay ne makarnayı açacağım ya. Şurada sadece şu makarna var. Ya şunların da var ya, paketleri o kadar ince yapıyorlar ki pat patlamaya çok meyilli. Bu fasulyeyi seviyorum. Bu tam tek pişimlik oluyor yani. Bir kere şunu pişirdiğimizde bütün aile rahatlıkla fasulye tüketiyoruz. Tek pişimlik olarak alıyorum böyle. Ne kadardı fiyatı? Yani şöyle 2 dolar civarı oluyor. Şu da börülce arkadaşlar. Biz bunu çok seviyoruz yani, bayağı tüketiyoruz. Gana'da da çok tüketiliyor. O yüzden damak zevkine de uygun bir ürün yani. Tam bizlik. Başka şunu, unumun yerine koyacağım. Unum da bitmişti. Arabaya koyarken patlattım çünkü. Arabaya koyarken patlattım, sonra kendim patlattığım için de değiştirmek istediler markette. İzin vermiyorum. Ne oluyor? Evet, buraları bayağı dağıttık. Şimdi buraları yerleştirip geri toparlayacağım. Şunlar da labirent gibi bir küçüklü büyüklü karma karışık koydum yani. Onları halletmem lazım. Şunları ne yapacağım ya? Çok koca paketler. Nereye koyacağımı şaşırıyorum her seferinde. Onları kutularından çıkaracağım muhtemelen. Arkadaşlar şöyle bir düzen oturtturdum. Şöyle yaptım. Bunları da nereye, ne koyacağımı içine bilemiyordum. En son dedim ki abur cuburları koyayım bari. Mantıklı olur diye düşünüyorum. Bunları da böyle koydum. Büyükten küçüğe doğru olduğu için içindekileri de görebiliyorum rahatça. Hadi bakalım. Burayı da böyle hallettik. Şimdi süpürgeye geçiyorum. 16 geçiyor. Muhtemelen 2-3 dakikaya burada olur. Belki ileridedir otobüs. Onu bekliyorum heyecanla.
Alışma alacağım. Evi temizledim. Mutfak tamam, oturma odaları tamam. Hatta banyoları falan da yıkadım. Ama yemeği yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Yani şimdi ailem gelsin. Yarım saatte bir yemek işini halletmeye çalışacağım. Halledemezsem geri kalan Nurum yapar zaten. Gel bakayım oğlum, şu tosum. Aydın da yüzünü gözünü yıkadım, üstünü değiştirdim. Şimdi kumla oynayacağım diye isyan ediyorum. Bizimiz geliyor. Evet, bas. Hadi bakalım. Evet abi. Benim oğlum diyor ki so much fun diyor. Çok eğlenceliymiş okul. Karnı aç mı? Yedim mi? Arkadaşlar bir ciğer yapmışım. Olay. Çok güzel. Yaprak ciğer yaptık. Ve bugün okulum vardı biliyorsunuz, söylemiştim. Okulum yokmuş. Yarın gideceğim. Video o yüzden yarın devam edeceğim. Bugün artık böyle yarım bir vlog oldu. Resmen yemeğe abandık. O kadar güzel olmuş ki. Neyse ben yemeğe devam edeyim. Geliyorum birazdan kahve içerken. Herkes uyudu arkadaşlar. Benim mesaim hala bitmedi. Benim de son demlerim. Sonra yatıyorum. Ailemin beslenmesi. Hatırlıyor musunuz? YouTube'a demiştim ki ya saçmalama pilav mı konur falan demiştim. Çocuk istiyor, ne yapayım? Koyuyorum arkadaşlar. Aileme pilav koydum. Nohut yemeği vardı. Onun suyunu süzdürüp azıcık nohut tanelerinden koydum. Şunlar böyle minik pizzalar. Köfte, menümüz bu. Bir de meyve kestim, meyve koydum. Atıştırmalıkları da var ufak tefek. Öyle işte, ailemin beslenmesini hazırladım. Şimdi kapağını kapatacağım. Bu da Nur'un beslenmesi. Şurada da kahvaltılık koydum Nur'ya. Sabah kahvaltı etmeden çıkıyor aceleyle. Ben de ondan sonra öğle yemeğinin yanında bir de kahvaltı koymaya başladım, kahvaltı etmiyor diye. Artık onu da koyuyorum. Yani yemeklerimiz hazır. Yarın sabah erkenden uyanacağız. Ailem duşu giydireceğim. Kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı edecek ve ondan sonra gideceğiz. Yani sabah kahvaltısını falan da mutlaka ediyor ailem yani. Normalde daha iştahlı olur tabii. Sabah kalktığında böyle 1-2 saat daha dursa, kahvaltı etse. Yani 1 saat sonra falan ya da 1,5 saat sonra kahvaltı ediyor normalde. Ama uyanır uyanmaz edemiyor. Yani 2 yumurta falan yiyip gidiyor ama yani tamamen aç karnına gitmiyor. Kahvaltı kültürümüz oturdu. Var şükürler olsun. Neyse hadi ben yatıyorum. Vallahi pilim bitti, sesim bile çıkmıyor. Evet arkadaşlar, biz uyandık. Bugün hava bayağı soğuk. Hem de bayağı bayağı soğuk. Yani sabah yazı var. Aslında öğleden sonra soğuk olmaz muhtemelen. Ben de sabah halime yağmurluk gibi bir şey giydirdim. Böyle çok soğuktan koruyacak bir şey giydirmedim. Çünkü birazdan açılıyor zaten de. Neyse, halim üşüdü. Diyor ki eve gidelim, arabayı beklemeyelim. Araba gelince çıkarız diyor ama araba 2 dakika sonra gelecek falan. Neyse, arabaya bindi şimdi. Buradan dönerken çekeceğim size. Gidiyor, ondan sonra dönüyor arkadaşlar. Evet, Alim geri geliyor. Bakın. Şimdi neyi sallayacağım? Siz görmüyorsunuz siyah olduğu için camlara, ama o da bana el sallıyor. Hazırlandım, çıkıyorum, yanıma kahvemi aldım, şöyle meyve ve ceviz aldım. Arabam biraz kilometresi var, yani benim kurs yarım saat uzaklıkta, böyle yavaş yavaş tindiri mindiri gideceğim. Sonrasında kursuma gireceğim, çıkacağım, evime gireceğim, ama gelmeden önce aileme de bir hediye alacağım. Size anlatırım neden hediye aldığımı. Hadi şimdi geç kalmayalım, hemen yola koyayım. Sınıf arkadaşımı duyuyor musunuz? Bağırıyor porteki porteki. Suyumu kaybettim ya. Nerede benim suyum? Arkadaşlar geldim ben. Şimdi arabamı park ettim. Of, nasıl da güzel park etmişim ya. Olay. Ya asansöre çıkınca yukarı çıkacağız sandım. Meğersem aşağı iniyormuşuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bugün nasıl bir gün bekliyor? Ben dersten çıktım, markete geldim. Derste var ya, inanılmaz sıkıldım ya. Ay, şu arabayı durdurayım da bir bekleyeyim bir. Ses yapmasın. Derste o kadar sıkıldım ki arkadaşlar. Sınıf inanılmaz kalabalık. İlk haftalar böyle oluyor genelde.
Valla çok heyecanlı gitmişim ya, özlemiştim okuldan. ama çok kalabalıktı, hiç keyif almadım. Eskilerden çok az kişi vardık zaten. Bir de böyle nasıl söyleyeyim ya, bir etkinlik yapıyorsun. Sırayla gittiği için yani sana sıradan gelene kadar ooo, yani çok kalabalıktı. Gelmeyenler olunca o sınıf azalıyor yani. Biz geçen seneki sınıf 6 kişi falan geliyorduk yani. Hem de çok çok iyi oluyordu yani. Hoca oturuyordu, birebir ilgileniyordu hepimizle. O şekilde çok iyi oluyor. Muhtemelen birkaç hafta böyle sıkıcı gidecek. Bir de gün de değişmiş. Normalde biz salı perşembe gidiyorduk. Pazartesi, çarşamba olmuş. Öyle gün de değişmiş arkadaşlar. Şu markete geldim. Neden geldim? Benim oğlum dişi çıktı, döküldü. Yastığının altına koymuş dişi. Diş perisi gelecekmiş, onu altın bırakacakmış. Altında böyle şeyler vardı ya. Yani burada buldum diye hatırlıyorum ama daha önce nereden aldım hatırlamıyorum. Burada vardı. Altın çikolatalar var ya. Onlardan bulup onu koymak istiyorum. İnşallah bulabilirsem iyi olur altın çikolatalar. Çünkü altın koyacakmış diş perisi yani, o belli, altın koyacak. Dişi alacak, altın koyacak. Artık hangi çizgi filmde izlediyse. Neyse ben gideyim de bakayım bulabilecek miyim. Girdim. Benim aradığım şey burada yoktu. Ben Alime şöyle altın çikolatalar arıyorum demiştim ya. Yoktu. Yani bir tane Türk marketinden aldım ben, hatırlıyorum ama hangisiydi hatırlamıyorum. Özbeğim olabilir. Tekrar oraya gideceğim. Ya Semerkant mıydı, Özbeğim miydi? Burada da yok arkadaşlar. Semerkant'taydı o zaman. Yol üstü olduğu için buraya da uğradım. Sonradan aklımda kalmasın, kaldı diye dönmeyeyim diye. Neyse artık Semerkant'a gideceğiz. İnşallah orada vardır. Ama sonra bir buraya da iyice göz gezdireyim de gözümden kaçmasın. Herkese çok az geliyorum zaten de. Ama yol üstündeydi ya, o yüzden bir uğrayayım. Aklımda kalırsa bu sefer onun için dönmek zorunda kalmayayım dedim. Yol üstünden diğer marketlere gezerek gidiyorum. Yani üçünden birindeydi. Umarım Semerkant'tadır çünkü hevesle gezdim. Orada da olmazsa gezdiğime üzülürüm yani. Şimdi diyeceksiniz ki benim bazen arkadaşlar çok şımarttığımı söylüyorlar yani yorumlarda falan. Ama ben nasıl söyleyeyim? Tabii ki çocukların istediğini almaya çalışıyorum ama sınırlı alıyorum. Yani şu an sadece yapmaya çalıştığım şey ne biliyor musunuz? Böyle Alim büyüdüğünde, ya benim annem de şöyle bir şey yapmıştı dediği bir hikaye, gülerek hatırlayacağı bir hikaye olacak onun için. Öyle işte. Büyüdüğünde anlatacağım bir hikaye olacak. Çocuklarımın akıllarına güzel hikayeler bırakmaya çalışıyorum sadece. Öyle işte. Hadi bakalım. Şimdi üçüncü markete gideceğim. Dün marketlerin arası da var yani. Az değil. Yarışının için geziyorum. Son ya. Türk marketi. Umarım burada bulurum. Burada bulamazsam bulamadım demektir. Boşa gezdim demektir. Ama olsun. Oğluşmayacağım feda. İleride izlerse falan. Oğluş ileride izlersen haberin olsun, seni çok seviyorum. İkinizi de çok seviyorum. Tekinizi değil. Bulamadım arkadaşlar. Ya birinde olduğunu hatırlıyorum. Hatta YouTube video çekmiştim. Montajlamaktan bile aklımda kalmış. Demiştim Türkiye'de bile artık zor bulunuyor. Burada nasıl olur falan demiştim. Belki de Jungle Gems'te falan vardır. Bu şekilde. Yine de bakıyorum her yere de. Belki çıkar bir yerden. Ne buldum ya? O para çikolatalardan bulamadım ama şu var. Artık abim bunu alayım. Bunu koyarım yastığın altına. Size buradan Özbek tatlılarını göstereyim mi? Çok değişik ama güzel yani, bizim damak tadımıza uyan tatlıları var. Çünkü burada normalde hiç tatlı falan yiyemiyorum. Buraları hariç. Burada yenilebiliyor da diğer taraflarda yemek mümkün değil. Gibi olmasa da aldık bir şeyler. Neyse. En azından diyeceğim ki bak sana gold çikolata bırakmış. Her yaparım. Bir tane de Özbek mantısı aldım gelmişken. Çok seviyorum ya. Özbekler mantı işini iyi beceriyor. Siz var ya Özbekler. Mantı işini iyi beceriyorsunuz. Ekmeği de iyi beceriyorsunuz. O işlerde çok iyisiniz valla. Bir de şey de çok güzel. Özbek pilavı. Ya bazen Türkiye'deki videolara bakıyorum. Türkiye'deki restoranlarda falan da yapıyorlar ama sanki buradakiler daha güzel gibi ya. Gerçekten buradaki pilavlar böyle daha soslu soslu falan. Çok iyi yapıyorlar.
arkadaşlar, kimseyle bölüşemeyeceğim için son bir tane kalmıştı biliyor musunuz? O bile biraz parçalanmış ama gene dedim ki buraya kadar gelmişim, bir tane düpleteyim. Size çekeyim mi? 2 dakika bakın. Şöyle bir şey azıcık parçalanmış çünkü son kalan. Sona kalan dona kalır. Artık yiyorum. Çok güzel. Annem hadi gel, mami seni çağırıyor. Diş perisi gelmiş aşkım, onu öyle söyle. Alim koş, diş perisi gelmiş anneciğim. Ayda Alim, dişi Ayda dişin nerede Alim? Dişin nerede? Diş perisi bak, gelmiş. Yastığının altında bir şey bırakmış. Belki bir şey bırakmış. Diş perisi yastığının altında bir şey bırakmış anneciğim. Bugün diş perisi gelmiş. Aa, coin chocolate, gold chocolate bırakmış. Dişini almış. Dişini almış sana. Ne bırakmış? Ayda sen ne yapıyorsun öyle? dişin nerede? Diş perisi almış götürmüş mü senin dişini? Ay. Ay benim oğlum coin bırakacak diyordu. Bak coin chocolate bırakmış diş perisi. Heyecandan dişi üşürdüm. Diş kayboldu. Ama sevindi çocuğum ya. Sevdin. So yummy'miş arkadaşlar. Benim oğullarım şimdi hazırlandılar uykuya. Aydın da suyunu içiyor. Nuri'ye anlatıyordum. Bugün neler yaşadım. 3 market gezdim biliyor musun halime o gold şeyi bulmak için. Yani böyle peri dişmiş. Arkadaşlar bunun kültürü neyinin kültürü ya? Biz bilmiyoruz ama. Ya bizim Türk kültüründe de diş partisi, böyle dişle ilgili bir şeyler var ama. Diş partisi mi? Evet, böyle diş partisi. Sanki böyle diş çıktı diye evet, bir şey hediye veren. Hani bir hediyeleşme yapılıyor bizde de. Öyle bir şey var. O kadar da Türk kültürü biliyoruz herhalde. Yani 12 sene Türkiye'de. Ama ben de çok net bilmiyorum. Yani ben açıkçası normalde böyle şeyleri kutlamıyorum hiç de. Yani çocuk böyle bir diş hediyesi bekleyince vermek istedim. Bunu ailem mi söyledi bunu sana? Aşkım hatırlamıyor musun? Beraber söyledi ya. Yastığımın altına şey koyacağım, coin ya da hediyeye gelecek. Yani okulda mı yapıyorum? Ben de Google'a yazdım. Ama Türk çizgi filmlerinde falan vardı yani, o çıktı da. Ya da ben Türkçe yazdığım için öyle çıktı. Çikolata geldi, getirdi bizim peynirimiz. Bir tane yediler. Küçük bir kız çocuğu var çizgi filmde. Yastığının altına dişini koyuyor. Sonra hediyeler oluyor yastığının altında. Aa, çok güzelmiş. TRT'nin çizgi filmi. Valla bizim ne bileyim bu yürürken bizde böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Var olanlar varsa. Bizde de yok zaten. Ben yani normalde bazılarının diş partisi falan yapıyorlar ya. Ya işte bazı influencerlar da yani bu enerjiyi nasıl buluyorlar. İnanamıyorum yani. O partisi, bu partisi, vırt partisi, zırt kınası. Hepsini parti yapıyorlar. Parti yapmak için bahane arıyorlar. Hepsini yapıyorlar ama bu da çok büyük bir enerji gerekiyor. Ben mesela üşenirim açıkçası. Tabii ben sadece işte, çocukların doğum günlerini o da evde yapıyorum yani. Öyle hafif. Vaktin varsa, imkanı varsa aşkım bilemezsin. Belki biz de düşünsene, belki burada evde çalışıyorum. Her gün buradayım. Yer peyi gibi bu eve kadar sen rahat çalışırken. Sen de çalışırken de çocuklarımız var. Gene yapmadık bunu. Da. Sadece 40 mevlidini falan. Değil mi ya? Valla o da Türkiye'de de evdeydi. Bunu da yapmadık. Evet, hayır, yani bazı şey, insanın fıtratıyla alakalı diye düşünüyorum ben. Çünkü ben düğüne falan da heves etmemişim. Düğüne falan da hevesim olmuş. Yani kendi düğünde de öyle çok kutlamaya falan detayları falan çok şey organize değildim yani. Olduğu kadar olmadığı kadar. Tabii bazen daha başlamak lazım. Ve insanların Allah'a sana bir şeyler yapsın, tabii ki de değişmemesi lazım. Yani insanın bir kırmızı çizgi olması lazım ya da bir prensip. Gidi. Uyumaya hazırlanıyorlar. Hadi uyumasın. Şimdi dişler de fırçalasınlar. Aa evet, hadi o zaman dişleri fırçalamaya gidelim. Dişler çıkıyor. İyi bakmamız lazım. Yoksa Türkiye'ye gideceğiz artık. Adam Türkiye'de diş gelirken. Adam pasaport baktı kadın. Sonra baktı çünkü adam Amerika'dan tamam, çıkarken. Tamam gel bak sana ne vereceğim gel. Dişler tam değil. Dönerken saçı böyle uzun, dişler tam. Diyor ki nereden geliyorsun dedi. Türkiye'den dedi.
O da ha, tamam, o zaman belli yani. Türkiye kuzey yapmışlar. Nuriye derste mesaj attım arkadaşlar. Dedim o kadar çok sıkıldım ki şimdi tuvalete diye çıkacağım, koşacağım eve geleceğim. Gerçekten çok sıkıldım ya. Kalabalık olması hiç iyi değilmiş Nuriye. Tek hoca. Yani bir metin okutuyor, bir toplam şey okutuyor. Toplam kaç var sınıfta? 20 kişi var mı? 20, aşkım yani 40 kişi vardır. Şaka mı yapıyorsun? Bir tek bir hoca. Bir şey okuyoruz mesela paragraf paragraf işte karşılıklı metin şeklinde. Onu bir kişi okuyor, iki kişi okuyor, üç kişi ama sınıftaki herkes konuşabiliyor yani. Yani mesela birinci gittiğim sınıfta öyle değil yani. Ben kalabalık olunca acaba herkes aynı yere mi geldi falan diye düşündüm. Baktım ileri seviyedekiler. İyi konuşuyorlar. Böyle yerler o zaman sizin. Böyle A, B, C falan. Ama arada böyle bir iki tane konuşamayan şey arkadaşlar da vardı yani. Onlar ama zaten şöyle oluyor genelde. Çıksa bile eğer konuşamıyorsa, sınıf ayak uyduramıyorsa direkt geri indiriyorlar. Öyle bir durumda. Senin de motivasyonlar düşer. Çünkü dil öğreniminde herkes her yerde konuşma grubu bakıyor. Nuri de bakalım bir konuşma grubu falan bulursam bir de ona şey yapacağım. Baktık yok ki hepsi dolu ya. Bakacağız ya kadına hazırlamıyor. Aktarın bakalım. Bazen böyle kontenjan dolu gözüküyor. Burada halk kutuplarında ücretsiz şey yapıyorlar. Fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Siz neler yaptınız bu pratik yapma döneminde? Nasıl pratik yaptınız? Nasıl ettiniz? Hocam senin ne pratik yapıyorum? Ha var ya dün hocam. Online uygulamalarda da değil. Ha var ya dün hocam. Bundan sonra seninle pratik yapacağım, tamam mı? Tamam. Başka çaremiz kalmadı. It's okay, baby. What are you doing here? What are you doing English? Here? Okay. I'm doing nothing. I am sitting there. What you do? Mücadelemize bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ben gideyim çocuklarımı uyutayım. Nuri da inşallah yakışıklı kocam da bir çay koyar belki. Ne dersin kocacığım? Nuri da uykusu geldi. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. İki günde bir mutlaka video yüklemeye çalışacağım. Yetiştirmeye çalışacağım. Ama bu ara maalesef Nuri da ben de ikimiz de çok yoğunuz. Bazı şeyleri yetiştirirken zorlanabiliyorum. Hoşçakalın.